Kupa bende de en zorlu kulvarlara yelken açıyoruz. Gerçekten çok zorlu bir Dünya Kupası beklentim var. Çok sayıda yıldız adayı, en golcü takımlar, altın topun adayları ve en golcü futbolcular kimler olacak? Gerçekten çok zor sorular bunlar kupa öncesinde cevaplandırabilme adına. Öncelikle isterseniz oyunculardan başlayalım. Birçok Dünya Kupası yıldız adayı var. Zaten bireysel kariyerlerinde de şu ana kadar çok önemli işlere imza atmış. Sayısız yıldızın mücadelesine tanıklık edeceğiz Rusya'da. Öncelikle Messi diyeceğim tabii. Yer yer duygusal bir karar olsa da Messi'nin performansı için süslü cümlelere ihtiyacımız yok. Arjantin halkı onlardan artık bir fazlasını, yani kupayı bekliyor. Özel bir konsantrasyonla turnuvaya hızlı bir başlangıç beklentilerim arasında. Messi adına ve özellikle gruplardaki göstereceği performans ve atacağı gollerin ardından gol krallığı yarışında da önemli bir aday haline gelecektir diye düşünüyorum. Sonrası derseniz sonrası çok önemli. Her Dünya Kupası öncesinde muhtemel gol krallığını tahmin etmeye çalışırken en önemli soru budur. Acaba favori oyuncularımız ve ülkeleri kupaya ne kadar devam edebilecekler? En azından bir yarı final oynayabilecekler mi? Arjantin, Portekiz, Fransa, Almanya, Brezilya her biri için aynı soru cevabını beklemekte. Dünya Kupası'nın da heyecanı, güzelliği burada saklı kesinlikle. İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya ile aynı grupta Arjantin. Burada daha önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Messi golleri ve performansı bekliyorum. Bir diğer adayım tabii ki Neymar. Sakatlık döneminin ardından hazırlık maçlarına performans açısından gerçekten iyi bir giriş yaptı. Hazır göründü. Willian ve arkadaşlarının Neymar'a yapabileceği katkılar neticesinde gerçekten de önemli bir gol sayısına ulaşabilecek kapasitede Neymar ve Brezilya. Brezilya yeni teknik direktörüyle hakikaten bambaşka bir hava yakalamış vaziyette. Kendisine çok daha güvenli ve çok daha dengeli bir görüntüleri var. Bu da onları en azından bir yarı finalist yapıyor. Daha kupa başlamıştı. Tabii bireysel performanslara baktığımızda da başta Willian ve Neymar olmak üzere altın top adayları arasında bu iki oyuncuyu da şimdiden sayabilirim kendi adıma. Üçüncü tercihim aslında zor bir tercih. Çünkü bir tarafta golcü bir hüviyetteki Belçika ama nereye kadar devam edeceklerini pek de kestiremediğim bir Belçika. Hemen aklıma Lukaku geliyor. Ama Lukaku'dan bir fazla kuşkusuz daha da ileriye gitmesini beklediğim Fransa ve Fransa'nın golcüsü Antoine Griezmann var. Toparlarsak Messi, Griezmann ve Neymar en çok gol atacak futbolcu adaylarım arasında ama sözlerin başında ifade etmeye çalıştığım gibi çok fazla sayıda yıldızın olacağı bir Dünya Kupası mesela nereye kadar gider bilinmez ama gruptaki durumlara baktığımızda Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır'a rakip olacak. Uruguay'ın golcüsü Luis Suarez de küçümsenmeye gelmez.